Ekip 2022 Çarşamba. Meriç TV'den ben Tuğçe Demirtuna, Edirne'den yerel haberlerle sizlerin karşısındayız. Edirne Gazetesi'nin manşet haberlerine göz atıyoruz ilk olarak. Vali Durer, Çay Ocağı'nı yıktırdı manşetiyle bir haberimiz var. Edirne Valisi Hasan Durer, valilik binası karşısında bulunan Çay Ocağı ve Arzu Halcı dükkanlarını yıktırdı. Köprü ne zaman açılacak? 6 yıldır onarımı süren Saraçhane Köprüsü'nün ne zaman hizmete gireceği merak konusu. Kent merkezi ile Yeni İmaret Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan Saraçhane Köprüsü'nün 6 yıldır tamamlanamaması vatandaşları çileden çıkardı. Diğer haberlerimiz ise Edirne'de askıda ekmek. Edirne Belediyesi dar gelirli aileler ve üniversite öğrencilerinin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla askıda ekmek projesini başlatacak. Hala tazeliğini koruyor. Balkan Savaşları sırasında açlık, hastalık ve çaresizlik içinde verilen mücadele Edirne Balkan Savaşı Müzesi'ndeki Tabriye Gazetesi'nde hala tazeliğini koruyor. Mimar Sinan'ı Almanya'da tanıtacak. Edirne'de Mimar Sinan kılığına girerek etkinliklerle görev alan eski müezzin Yusuf Karabıyık Çengelçi, Mimar Sinan'ı Almanya'da tanıtacak. Kemal Usta'dan Zeynoğlu'na tava ciğer tarifi. MasterChef yarışmasında asabi jüri üyesi olarak bilinen Batuhan Zeynoğlu, Edirne'de meşhur ciğerci Kemal Ustaoğlu'nun konu oldu. Edirne Gazetesi'nin manşet haberlerine göz attık. Sırada Edirne Ajans Gazetesi var. Edirne Ajans Gazetesi sürmanşetten bir haber yayınlamış. Minder'in kraliçesine Sedefçi'den büyük destek. Bir ay önce gençlerde dünya ikincisi, 10 gün önce de üniversiteler arası dünya şampiyonasında dünya üçüncüsü olmayı başaran 17 yaşındaki Minder'in kraliçesine belediye başkanı Hamdi Sedefçi, beşi bir yerde altın takacağını söyledi. Gürkan basın toplantısı ardından ilçe beldelerini ziyaret etti. Edirne Milletvekili Recep Gürkan, iktidarı kapatmayı düşündüğü belde belediyeleriyle ilgili olarak CHP Keşan İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Parti yöneticileri ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili'nin ve vatandaşlarının katıldığı basın toplantısında Edirne Milletvekili Recep Gürkan değerlendirmelerde bulundu. Edirne Belediyesi tarafından 11 Ekim'de açılıp bugün sonlandırılacak olan kitap fuarına öğrenciler ziyaret etti. Edirne Ajans Gazetesi'nin de manşet haberlerine göz attık. Sırada Vatandaş Gazetesi var. Vatandaş Gazetesi de sürmanşetten iki tane haber vermiş. Çöpten çıktı, belediyede sergilenecek. Edirne Belediye Başkan Vekili Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, eski bir hastasının çöp kutusunda bulup kendisine getirdiği yırtık Atatürk ve İsmet İnönü'nün birlikte çekildiği orijinal fotoğrafı onararak çerçeveleteceğini söyledi. Kültür Dershanesi'nde Edirne'de bir ilk, başarıya mental etki. Kültür Dershanesi'nde 5-14 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan Abaküs temelli beyin geliştirme programı ile öğrencilerin hem sayısal hem sözel alanda başarılı olması mümkün kılınıyor. Vatandaş Gazetesi'nde diğer manşet haberlerini göz atacak olursak, Edirne Valisi Hasan Durer'den kentteki tarihi yapılar ve camileri ziyaret. Belediyeden örnek proje, askıda ekmek. Edirne Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin hayırseverler ile yüz yüze gelmeden ihtiyaçlarının karşılanması için askıda ekmek projesini başlatacak. Edirne'nin 17 Ekim gündemine göz attık. Yarın tekrar Meriç TV'de görüşmek üzere, iyi günler.